İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz çok ilginç ve herkesi ilgilendiriyor. Herkesin ilgi alanına giriyor. Enteresan bir konu. Üzerinde kafa yorulması gereken bir konu. Hemen şunu söyleyeyim. Masada gördüğünüz alet edevatlara bakarıp da işte deney vesaire değil. Muhammed görünüyor mu bunlar? Bir tane güç kaynağımız, bir de pompamız masanın üstünde var. Konunun onunla alakası yok. Muhammed, sana bir soru soracağım. Sen bu soruyu cevaplarken, çünkü senin internetten bir şeyler okuduğunu, bilimsel olsun diğer konular okuduğunu biliyorum. Senin yaşıtların ve daha üst düzeydeki yaşı ilerlemiş arkadaşlar da konuya biraz vakıflar. İkizler deyince ne aklına geliyor Muhammed? Aynı anda oluşmuş iki şey. Ne olurdu mesela? İkizler biraz da şey yapalım. İkizler paradoksu deyince ne aklına geliyor? Zamanın... Evet, okumuşum bir şeyler var. Evet, zamanın bütünleşti. Yanlışlıkla yanlış müziği mi açtık acaba? Erkekli dar elbiseli. Dur, devam ettirelim. Normal bir vatandaş söylese herhalde karakola çekerler ama sağ olsun Burhan Çaçan abimizin güzel bir şarkısı. Sanatçıların bir kredisi var. Mesela bunlardan biri İbrahim Tatlıses. Adam açık açık çok şeyler söyleyebiliyor. Şimdi kızlar ne hoş olur kucaktayı da söyleyebiliyor. Onlara serbest. Şimdi şöyle bir durum var Muhammed. Bu İkizler paradoksu dediğimiz bu fiziksel bir kavram, işte Einstein'la beraber özel görelilik, zamanın uzayıp kısalmasıyla ilgili. Fakat bizim bugünkü konumuz, yine ben ikizler üzerinden götüreceğim. İkizler dediğimiz zaman tabi pazarcı arkadaşların da bununla ilgili çok sık kullandıkları deyim de var. İkizler paradoksu, bunu ben hukuksal olarak yapacağım. Yalnız bu liseli şarkısını Burhan Çaçan abimiz yaptığında lise henüz 3 yıldı. Yani o kısacık etekli dar elbiseli diye şarkı bestelediği zaman liseler 3 yıldı. Acaba diyorum Burhan abi liselerin 4 yıl olduğu dönemde okusaydı veya o döneme denk gelseydi bu şarkıyı daha nasıl yapabilirdi? Çünkü artık 4 yıla geçmiş bir lise. Efendime söyleyeyim. Şahısların yaşlarının ilerlemiş olduğu ve mesela 3 yıllık lise dönemini hatırlıyorum ben, liseler 3 yıl olduğu dönemde, öğretmenlik de yaptığım dönemlerde sınıfın yarısı, yani çoğunluğu, aslında çoğunluğu diyeyim, %80'i 17-18 yaşın altında, birkaç tane 18 yaşın üstünde öğrenci oluyordu. Geç yazılmış, tekrarlara kalmış, hastalık nedeniyle liseye gidememiş veya gelişimi zayıf olup da dediğim gibi yaşı geldiğinde ilkokula yazılırken küçük olduğu için bir sene daha beklesin denilen öğrenciler olabiliyordu. Ama lise 4 yıla uzatıldığı zaman bu sefer çoğunluk 18'in üstüne geçti. Şimdi arkadaşlar, devlet bir gelenektir. Devletin bir geleneği vardır. Yani devlet denilen olgu bir birikimlerin neticesidir. Tabii Türkiye'dekiler için değil ama şöyle bir dünyada yaygın bir deyim var. Uzak diyarların birinde kullanılıyor. Bizim memleketimizde kullanılmıyor. Biz kimseyi rencide etmiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı ayırmıyoruz birbirine. Hepsi bizim kardeşimiz. Ama deyim de sık sık kullanıldığı için şöyle bir deyim. Çingene'yi kral etmişler. Kral ilan etmişler. Babasını asmış. Yani daha önce devlet geleneğinden gelmemiş bir şahıs, bilgi birikimi olmayan bir şahıs, herhangi bir şekilde devlet mekanizmalarında yükselirse, burayı ele geçirirse, orayı tarumar eder. Bütün düzeni bozar. Şimdi arkadaşlar, bizim yani yok geleneğin... yerden bir adama her şeyi vermişin gibi. Yani devlet geleneğin 1934'ten bu yana bizim 5 yıllık bir kalkınma planımız vardır. Hükümetler 5 yılda bir, 5 yıllık bir hedef çizerler. 5 yıllık bir kalkınma planı yapılır. Başka, tabii bizim eğitim konusu olduğu için arkadaşlar,
4 yılda bir Milli Eğitim Şurası toplanır. Eğer bakanın isteği olup da olağanüstü bir hal yoksa rutinde Milli Eğitim Bakanı'nın çağrısıyla Milli Eğitim Şurası toplanır. Kaç yılda bir? 4 yılda bir toplanır. Ama içinde bulunduğumuz süreçte devletimiz artık bir bedevi devletine dönüşüyor. Ona doğru gittiği durumlar var. Mesela bununla ilgili bir en bariz örnek TEOG sınavı. TEOG'lar vardı. Herkes üstüne kafa yoruyordu. Hatta TEOG'u eleştiren muhalif görüş, muhalefete dahi üst düzeylerden bizatihi Erdoğan'ın damadı tarafından vatan haini. Siz bütün işlerimizi engelliyorsunuz. Hayırlı bir dikil ağacınız yok. Sizden bir hayır gelmez. Vatan hainliği sıfatı ithamlarıyla eleştirildiği dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Sene 2017-18. Bu TEOG ne meram bir şey ben anlamadım dedi. Ertesi gün apar topar TEOG sınavı karıldırıldı. Arkadaşlar böyle bir uygulama, böyle bir yaklaşım bir kişinin iki dudağı arasında olamaz. Milli Eğitim bir kişinin keyfine benim aklıma yattı veya yatmadı deyip eleştirebilirsin. Ama bu eleştirileri yaparken Milli Eğitim Bakanı'na, senin bakanın, müsteşarlarına, genel müdürlerine bunlara adaptasyon ve değişim içinde kredi tanırsın. Bir şey yanlış olabilir. Bunu da getiren sensin. Yani TEOG'u getiren sensin. TEOG yanlışsa bunun aksiyan yönlerini düzeltmeye gayret etmek varken bir sabah kalkıyorsun ya hani ya Cumhurbaşkanı ben şimdi kendim bakan, müsteşar, milletvekili AK Parti'den düşünüyorum kendimi. Ya Cumhurbaşkanı şimdi mikrofonlar açık konuşuyor ağzından bir şey çıkarırsa bütün bizim planlarımız, emeklerimiz yani Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasın onun yerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşsun isterim. Mesela benim AK Parti hükümetinde beğendiğim şahıslardan bir tanesi İbrahim Kalın'dır. Yani İbrahim Kalın gerçekten birikimli bir arkadaşımız. Hakeza Fahrettin Altun, basın sözcüsü. Ya bunlar üzerinde hatta Cumhurbaşkanı'nın prompter'dan konuşmasını en çok ben istiyorum. Çünkü bir anda ne söyleyeceği belli olmuyor. Söylediğinin de arkasında gitmesi gerekiyor. Bütün millet olarak mağdur oluyoruz. Şimdi gelelim ikizler paradoksuna. Şimdi arkadaşlar bir öğretmenin öğrenciyle ilişki yaşaması hiçbir toplum tarafından kabul edilebilir bir olay olarak görülmemiştir. Ne zamana kadar? Üniversiteye kadar. Yani artık her sokağa bir üniversite açıldığına göre karşı apartmana da bakarsın yarın bir üniversite açılır. 2+1 dairesi olan üniversite açıyor. Yani. Yani diplomanın da bu sefer değeri düşüyor. Yani şu diploma, elinizde bir diploma var diyelim. Değerliyse bunu değersiz kılmanın en birinci yolu enflasyon yaratmaktır. Nasıl enflasyon yaratırsın? Herkese bu diplomadan verirsin. Diplomaysa derler, yavrum herkeste var. Ne artistlik yapıyorsun? O diploma başka, o başka, o. Bunun altına bu diploma fizikçi biraz diploması. İstanbul Üniversitesi Kemal Alemdaroğlu tarafından imzalanmış diploma. Benim diplomamı karıştırıp durma arada. Tozunu da almamışım. Şimdi arkadaşlar bu yani her yere okul açıyorsun. Şimdi bir gün yani şöyle TEOG kaldırılacaksa dahi ya bizim bir Milli Eğitim Şuramız olması lazım. Bu işi yapan insanların bunu konuşması lazım. Bu demek ki Milli Eğitim Şurası ve senin bakanların, senin müsteşarlarının başkanlık ettiği Milli Eğitim Şurası bir karar almış, TEOG diye bir sınav koymuş. Öyle iyi veya kötü. Bunu koyan da Milli Eğitim Şurası ve bakanlık olması gerekirken kaldıran yani 4 yılda bir buna bir süre tanıyacaksın. 4 yıl, 10 yıl uygulayacaksın. Neticelerine bakacaksın. İyi mi, kötü mü ona göre kaldıracaksın. Şimdi biz Cumhurbaşkanlığı sistemine karşıydık. Mesela ben muhalefet CHP'li veya diğer muhalif İYİ Parti HDP'li değilim. Bana ne kardeşim? Ben yönetilen olarak kim iktidara gelirse yanlışlarını söylüyoruz. Biz yarın CHP geldiği zaman biz öğretmeniz notları veririz biz diyorsun. Biz tarafsız, bizi ilgilendirmez. Ama yönetilen bir halk olarak
mağduriyetlerimizi ve isteklerimizi dile getiriyoruz. Bu dile getirme çoğunlukla da olumsuz oluyor. İnsanlar bizi muhalif zannediyor. Şimdi başkanlık sistemine ben karşı çıktım. Dedim parlamenter sistemi kemale erdirelim, eksikleri... Ama şu anda başkanlık sistemi geldi, doğru mu? Evet. Ben muhalefetten ayrılarak şunu söylüyorum. Başkanlık sistemine biz kredi tanıyalım. Uygulasın bakalım. Görelim 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bir uygulansın Türkiye'de. Bu bir devletimiz için bir birikim olsun. Karşılaştırabilirim. Daha önceki parlamenter sistemde eksikler, fazlalıklar neydi? Şimdikiler ne? Onu görelim yani. Madem bir emek verilmiş, yapılmış. Şimdi devlet genelinden gelmeyen bir kişi başa geçtiği zaman bakan da bürokrat da ne yapacağını bilmiyor. Yarın ağzından ne çıkacak onu da bilmiyor. Yani insan söyleyeceğini tartarak söyleme. Kameraların karşısına geçerek söylememeli. Yani kendi bakanı, kendi damadı iki gün önce TEOG'u eleştirenleri vatan haini deyip hakarete varan ifadeler kullandırıp da kullandıktan sonra sen ertesi gün bir açıklama yapıp kendi bakanını ters köşeye yatırtmanın anlamı yok. Tamam sen hava yapıyorsun, birilerini hoşnut edebilirsin ama kendi bakanlarını, müsteşarlarını, milli eğitim personelini açığa düşürüyorsun. Şimdi ikizler paradoksuna gelince arkadaşlar, üniversiteye bir öğrenci gittiği zaman nedir? 18'de işte 25 yaş arası banda alıyorum. Üniversite öğrencisi. Bunun hocaları var. Asistanlıktan profesörlüğe kadar yaş bandını açalım. O da ne olsun? 22 ile hatta 21 yaşında asistanlık 20'li yaşlarda yapanlar var. İşte 16'da mezun olup 3-4 yılda üniversiteyi bitirip. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Senin hocanla sen aynı yaştasın. Bazen. Dolayısıyla üniversitedeki bir şahsın hocasıyla tavla oynaması, hocasıyla halı saha maçı yapması, hocasıyla karşılıklı olarak sigara ve ateş, biz tabii karşıyız, ben içmedim, hiçbir zaman tasvip etmedim, sigara alışverişinde bulunması yadırganmıyor. Hatta birçok öğretim görevlisi kendi öğrencisiyle evlidir. Toplum bunu da yadırgamıyor. Ama bu olay liseye döndüğü zaman olmuyor. Yani toplum tarafından kabul görmüyor. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Aynı TEOG'daki gibi liseyi 4 yıla çıkarırken bir duvar var orada, bir sınır var, hudut var. O artık Türkiye sınırı değil. Yeni bir dünyaya geçiyorsun. Neresi? 18 yaş sınırı. Sen aynı sınıfta, aynı okulda, aynı yönetmelik altında hem 18 yaşından küçük, yani çocuk dediğimiz, ergen dediğimiz öğrencileri tutacaksın, hem de tamamen veli olmuş, hürriyetine kavuşmuş, yasalar olarak zaten dinen kendini birey olarak özgürleştirmiş, bireysel olarak haklarına vakıf olmuş kişi ama bir de yasal olarak 18'in üzerine çıkmış kişiyi oraya koyduğunda hukuksal kargaşa, aslında facialara kapı açarsın. İlk örneğimiz şöyle. İki ikiz kardeş var Muhammed. Bunlar tek yumurta ikizi. Yani birbirinize daha, çok benziyor. Daha mükemmel benziyor. İkizlerden birisi senaryomuzda rahatsızlanmış, devam edememiş veya bir trafik kazası geçirmiş, okuluna bir yıl ara vermiş. Devam eden ikiz üniversiteye gidiyor, üniversiteyi kazanmış. Devam edemeyen ikiz lise son sınıfta okuyor. Tamam? Bir tanesi üniversiteye giderken sigara taşıyabiliyor, çakmak taşıyabiliyor. Sigara içebiliyor, efendime söyleyeyim, bir okulun düzenlediği, üniversitenin düzenlediği bir programda, gezide velisinden izin almadan geziye gidebiliyor. Ama öte taraftan liseye giden aynı tek yumurta ikisi bunları yapamıyor. Hoca, okul müdürleri, müdür yardımcıları, okuldaki öğretmenler, sigara içmek için bahçe kapısından dışarı çıkıyorsunuz. Niye çıkıyorsunuz? Birey olarak siz tabii. Peki öğrenci neden çıkamıyor? Lise öğrencisi 18'i geçtiği zaman kendi işinin iradesinin sahibidir. Hocam sen sigaranı kapının bahçenin dışında içiyorsan ben de içeceğim der. Ne diyeceksin? Zaten eğitimcinin sigaraya taraf olmaması lazım. Bir eğitimcinin sigarayı kullanmaması lazım.
hem kendin içeceksin. Hadi 18 yaşından küçükleri efendime söyleyeyim işte şudur budur yasa gereği engelliyorsun. 18'den büyüğe ne diyeceksin? Şimdi pandemi salgını var. Liseleri, okullarımız tam gün. Bizim okulumuzda, son çalıştığım okulda tam gün olduğu için hani kantinde mevcut olanı yemek zorunda kalmasın. Kantindeki fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. Efendime söyleyeyim, okul idaresiyle kantinci arasında bir paslaşma dedikodusu çıkmasın. Öğrenciler, mesela Muhammed senin gibi öğrenciler, velilerinden onay kağıdıyla beraber öğle yemeğini okulun dışındaki bir lokantada veya eve gelmek suretiyle yiyebilir muvaffakatname izin belgesi istiyor okul idaresi. Velin diyor imza getsin. Peki 18 yaşının üstündeki adamın velisi yok ki. Anne babası zaten velayetten düşmüş, sakıt olmuş. Kendi kendinin velisi. Heh. Şimdi ben okuldaki Çoban Çeşme Düz bölümü söylüyorum. Çoban Çeşme Lisesi Düz bölümünde konu zaten liseler 4 yıla çıkınca bu konu gündeme geldi. Ben dedim ki gidin müdüre, müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene. Hocam bak bu benim kimliğim. Siz de biliyorsunuz ben 18 yaşın üstündeyim. Öğle yemeğinde kapıyı açın ben çıkacağım. Veyahut da ben de hocam bahçenin dışında müsait bir yerde sigaramı içeceğim diyeceksin. Şimdi 18 yaşın üstündeki adamı yani liseyi 4 yıla çıkarırken bunları hesaba katacaksın. Şimdi öğrenci lise son sınıfa gidiyor. Bazen 11. sınıfta. 18-19 yaşına gelmiş. Gelmiş. 19 suç ehliyetini eline almış. Birey olmuş. Öğretmeniyle bir arkadaşlık ilişkisi yaşarsa, bununla evlenirse kim ne diyecek? Bununla sen bu öğrenci grubuyla 13 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşındaki öğrenciyi aynı kategoriye koyamazsın. Liseleri 12 yıla çıkarırken çok büyük bir hata yapıldı. Bu hata devam ediyor. Buranın düzeltilmesi lazım. Çünkü 18 yaşında bir adam sigara içiyorsa, sigaraya müptela olmuşsa, sen onu içirtmediğinde huzursuzluk derste çıkıyor. Sigara müptelasını tutamıyorsun. Arızaya bağlıyor. Ne zaman ki o maddeyi kullandığında, sigarasını içtiği zaman o sınıftaki öğretmen de rahat ediyor. Sen meşru daireyi kapatırsan ne oluyor? Gidiyor tuvalette içiyor. Gidiyor merdiven altında içiyor. Gidiyor sınıflarda gizli gizli içiyor. Hoca arkası döndüğünde çekiyor. Bu daha mı iyi? Buranın düzeltilmesi lazım. Bununla ilgili bir anımı anlatıp videoyu kapatacağım. Çoban Çeşme Düz bölümdeyiz. Daha önceki anlattığım videoda iki tane öğrencim vardı. Rasim'le Orkun. İkisine de çift sıfır çaktım. Derslerinden de onları bıraktım. Sınıfta kalmadılar ama zor geçti. Bayağı burunları sürttü. Ertesi yıl oldu. Dedim ben kendi sınıfıma duyurdum. A sınıfı bende, B sınıfında bu çocuklar var. Dedim ben Bursa'ya geziye gideceğim. Arabayı da yeni aldım. Lastiklerim falan, kış lastikleri. Uludağ'a geziye gideceğim. Şimdi düşünüyorum. Muş Lisesi'nde de gezi gözlem kolu bendeydi. Şimdi diyelim yıl dışına bir gezi var. O en az 15 gün öncesinden izin alman gerekiyor. Kimden alacaksın? İstanbul Valiliği'nden. Onun yönetmeliği var, izin prosedürünü yapıyorsun. 15 gün öncesinden ben İstanbul Valiliğine diyorum ki falanca tarihte Bursa'da Uludağ'da olacağım. İstanbul Valiliği Bursa Valiliğine yazıyor. Yani kısacası çok da iyi bir bürokrasimiz yok. Senle gittiğimiz gezi ha. Sen de vardın. Sen evet. De götürmüştün Bursa Uludağ gezisi. O zaman 5-6 yaşları civarıydı. Şimdi şöyle bir sorun var. Bursa Valiliği de o tarihte oraya gezi yapılacağı için jandarmasını hani dağlık yerde sarhoşu var, berdoşu var. Öğrencilerin gezi yerlerini kontrol eder mi? Jandarmasını, hemşiresini tabii ki ambulans falan bulunduruyor. Ama arkadaşlar 15 gün sonra hava durumunun ne olacağını kim söyleyebilir? Biz Muş'ta bile 3 gün sonraya gezi yapmak istediğimiz il için tam gezi gününde kar yağıyor, yağmur yağıyor, dolu yağıyor. Yani bizim meteoroloji bilgilerimiz hani 1-2 günde tamam güzel veriyor ama en az 15 gün öncesinden ne veriyor? Şimdi düşünüyorum çocuklarda bir gerilim de var.
Dedim ben Bursa'ya gezi yaparsam hem bunlar rahatlar, huzur erer. Ben de kendim tarihi yerleri, işte Facebook'umuzda videolarım, fotoğraflarımız var. İşte Bursa'nın, işte Osmanlı'nın kuruluşu, Orhan Gaziler, Savcı Beyler hepsinin mezarlarını falan ziyaret ettik. Uludağ'a karda kaymak için çıktık. Pekmez yedik. Hepsi var işte. Şimdi şöyle bir durum var. Okul idaresine yazsam, bizim müdürümüz bu konularda çok iyidir. Bin türlü dereden su getirir. Zaten okul gezisi demek okul idarecilerin ve öğretmenlerin haz etmedi. Yani mecburiyetler olmasa hiç yapmayacaklar. Çünkü bir kaza bilmem ne sıkıntı durumunda öğretmenin başı yanıyor. Uzun prosedürüyle olmaz. Uludağ'da kar yağmış, çok da güzel. İşte biz de gitmeye karar verdik. Bunun üzerine dedim ki öğrencilere gelmek isteyenler kimler? 10B sınıfında, 10. sınıflarda o zaman. 11'di. 11'e geçmişlerdi. Yanlış hatırlıyorum. 10'dan 11'e geçmişlerdi. 4 öğrenciyle beraber biz 5 miydik Muhammed? 5'tik değil mi? 4'tür ya. 5 kişi arabaya nasıl sığsın senle beraber? 3-4 sen de vardın. Evet. Biz seni bagaja mı soktuk? Nereye geldin sen? Bagaj da doluydu değil mi? Bagaj full doluydu. Şimdi arkadaşlar izin almam gerekiyor, alamayacağım. Şimdi izin çocuk düşündüm. Getirdiğim 5 öğrencinin ikisi 18 üstü. Tamam. Galiba Arif 18'in üstündeydi. 4 öğrenci mi gittik? 4 öğrenci gittik galiba. Bir de sen 5, bir de ben 6. Arif 18'in üstü, diğerlerinin de velilerini aradım telefonda. Çocuklara da kağıdı verdim. Dedim bak hem velinizi imzalatın hem de oraya velinizin telefonunu yazın, ben onlarla konuşayım. Çünkü bizim öğrencilerimiz veli imzalattık diyor ama kendileri imzalıyor. Aradım veliyle, konuştuk velilerle. Bir tek Mikail'in annesi biraz tereddütlü. Hocam işte bir şey olursa, dedi, bir şey olursa bizi gömersiniz oraya. Tabii kadın şaşırdı. Gittik 10 numara gezimizi yaptık. Öğrencilere de şunu söyledim. Bakın çocuklar dedim. Okul hayatınız boyunca birçok arkadaşınızı, birçok öğretmeninizin ismini unutacaksınız, beni unutmayacaksınız. Çünkü benle bir 3 günlük, 2 gün müydü Muhammed? 3 günlük bir yaşantınız oldu. Bir yani rutinin dışına çıktınız. Tabii geziyi bitirdik. Allah şükür kazasız belasız döndük. Ada bir okulda anlatılıyor. Oo, Necmettin Hoca ve öğrencileri Uludağ'a gitmişler. Videolar falan internetlerde. Bir ara okul müdürü Pundun'a getirdi, sordu. Dedi ki hocam dedi ya sen bu işi yaptın ya dedi. Neye güvendin? Yani, neyine güvendin dedi. Hani okul müdürü kendini korumaya aldı. Nasıl olsa izinsiz gittiler. Bize söylemediler. Başlarına bir iş gelse Necmettin Hoca ceza, savcı, şudur budur. Okul müdürü de tabii biz izinsiz gittik. Dedi neyine güvendin? Dedim hocam bak benim yüksek tevekkülüm var. Ben güvendim gittim. Allah kerim dedik çıktık yola. Bir şey de olmadı. İzin alanlar ne oldu? Hani kardeşim yani rakı içen öldüğü kadar suyu içen de ölüyor. Yani böyle de bir durum var. Şu notlarıma bakayım arkadaşlar. Gezi gözetmelerimize bahsetmişiz. Burhan Çağ abimizi hayırla yad ettik. Videoyu da fazla uzatmayalım ama 18 yaş bizim fizikte ışık hızı gibidir. Işık hızı orada bir duvardır. Işık hızını geçemez. 18 yaşının üstündeki adama da çocuk muamelesi yapamazsın. Öğrencilere uyguladığın kanun ve yönetmeliklerle onları yönetemezsin. 18 yaşındaki bir öğrenci sizin karşınıza geldiğiniz anda o bahçe kapısını açacaksınız. Aynı öğretmeninize gösterdiğiniz kredi ve toleransı göstermek zorundasınız. Hukuken ileride başınız ağrır. Teşekkür ediyorum.